Ben kimseyi öldürmedim. Bu kadın bana iftira atıyor. Teyze! Teyze Murat'ı ara, Murat'ı ara, gelsin beni karakoldan alsın. Gece de saat tut, akşam evden sonra fotoğraf atacağım. Nereye götürüyorsunuz memur bey? Memur. Hakime teyze. Öykücüm. Canımın içi. İyi misin? Öykücüm hadi gel canım, tanımadığın insanlara sarılma. Hadi. Tanıyorum ben onu, Hakime teyzem o. Öykücüm hadi içeri bir tanem hadi. Ya bunu. Öykücüm. Hadi içeri gir. Ben yine geleceğim. Söz veriyorum. Ozan abini de getireceğim. Oylum abla da getireceğim. Tamam mı? Gel ama. Tamam mı? Tamam. Söz veriyorum. Önünde kapa. Hadi. Öykücüğüm hadi. Çocuğa iyi bak. Hadi güzelim. Hadi bir tanem. Buna da ne oluyorsa. En çok bu çocuğa üzülüyorum. Canım ya. Sizi de ne çok seviyor. Değil mi? Evet seviyor. Biz de onu çok seviyoruz. Yalnız sen de yani aşk olsun. O deli savcıya dosya gitmiş ama bana söylemedin. Bir beklenti yaratmak istemedim. Bir terslik olur, bir şey olur. Ama yeni bir delil olmazsa hemen salıverilecek biliyorsun değil mi? Evet ama Tarık büyük bir sürpriz bekliyor. O sürprizleri tahmin edebiliyorum ama... Ozan Bey. Ya amma saklamışsınız bu planları da Zekeriya Usta. Vallahi bulana kadar canım çıktı ya. Sizden niye saklayalım ki Ozan Bey? Sizdekilerin aynısı zaten. Ya aynısı. Aynısı da ben şimdi bunları belediyeden hissettim. Teknik bir şeye bakmak için. Ama belediyeden çıkan izinle bu planlar uymuyor. Normalde buralar hep hazine arazisi zaten. Ta nereden nereye kadar. Ama gördüğün gibi Oltan Bey hepsini inşaata dahil etti. İyi de yarın öbür gün burada bir yıkım kararı çıkarsa ne olacak? Daha büyük bir şey bulmam lazım. Benim daha büyük bir şey bulmam lazım. Hariç bir şey değil. Ben kimseyi öldürmedim sayın savcım. Güzide Yenersoy'un bana husumeti var. İftira atıyor. Ya ben niye öldüreyim Burcu'yu? Burcu Karaman senin görüntülerini Güzide Yenersoy'a vermiş. Kadın da seni rezil kepaze etmiş. Bence sağlam bir sebep. Alakası yok. Ben cani miyim sayın savcım? Mobese kayıtların var. Kör noktaya çekiyorsun kadını. Kör nokta mı? Kör nokta ne demek? Ben bilmiyorum ki öyle bir şey. Bununla neyi ispat edeceksiniz? Hiçbir şey ispat edemezsiniz. Sizin Burcu'yu ittiğiniz noktanın tam karşısında bir güvenlik firmasının bir kamerası daha var. Yok öyle bir kamera. Bu senin sesin değil mi? Hayır değil. Değil. Değil benim sesimi taklit ettirmişler. Ha bir de bunun için çaba sarf etmişler. Sırf seni katil göstermek için öyle mi? Ben yemin ediyorum suçsuzum sayın savcım. Yemin ederim ben kimseyi öldürmedim. Yemin ederim ki. Ağlama boşuna. Gel. Sayın savcım müsaadenizle. Murat. Murat, Güzide bana iftira atmış, Burcu'yu öldürdüğümü söylemiş. Sen kimsin? Eşim. Avukatıyım. Müvekkiliniz hakkında isnat edilen suç hakkında bir bilginiz var mı? Evet, sayın savcım. Sanırım Burcu Karaman'ın ölümüyle ilgili olduğunu biliyorum. Orada bir yanlış anlaşılma var. Eski eşimin husumeti dolayısıyla... Eski eşin mi? Güzide Yenersoy ne zamandan beri senin eski eşin? Ha, boşanma davanız devam etmiyor mu? Evet, o da var sayın savcım. Fakat eşimle fiili olarak aramızda uzun zamandan beri bir münasebet kalmadığı için. Zannediyorum Yeşim Hanım'ı mahkemeye sevk edeceksiniz. Eğer serbest bırakırsanız müteşekkir kalırım efendim. İlk duruşmaya da kendi elimle getireceğim avukatı olarak. Bununla neyi ispat edeceksiniz? Hiçbir şey ispat edemezsiniz. Sizin Burcu'yu ittiğiniz noktanın tam karşısında bir güvenlik firmasının bir kamerası daha var. Yok öyle bir kamera. Uydurmayın. Buna ne diyeceksiniz avukat bey?
lütfen bir şey yap. Murat hapis mi yatacağım? Öykün ol bırak Murat lütfen. Bir şey yap. Öf, her dakika bir dert. Her dakika bir şey çıkarıyorsun eşin. Of, of. İpek'in benim şiirlerimi ezberlediğini biliyor muydun abi? Şiirlerini bilmem ama seni çok severdi. Onu biliyorum. Bir gün eve erken geldim. Bir yaz günüydü. Fırıncı Şükrü abi vardı rahmetli hatırlarsın. Onun bir kızı Ayperi. Onunla avluda oturuyorlar. İpek benim bir şiirimi okuyor ezberden ama. Dedi benim babam şair biliyor musun? Bu şiirleri babam yazdı. Hem bu dünyada kaç kişinin babası şairdir ki? Benim babam şair. Annesinden sonra bütün şiir defterlerimi yakmış abi. Avluya götürmüş yakmış. Şiirimi ezberi okuduğu yerde şiirlerimi yaktı. Benden nefret edince şiirine de nefret etmiş demek ki. Lan törpü gibi bir şeydir Sezai. Her şeyin üstünden geçer. Acıların üstünden geçer. Nefretlerin üstünden geçer. İnsanı değiştirir. O günlerin üstünden çok zaman geçti. İpeği arasan, bulsan. Ya nefreti hala yerli yerinde duruyorsa abi ne yaparım o zaman? Belki evlenmiştir, çocukları vardır belki. Mutludur. Ama hala nefret ediyorsa. Nefret ediyorsa benden abi. Bilmiyorum ki. Bir hayalim var aslında. Başka da bir şey yok. Uzanmışım yatağıma artık. Herhalde emri hak vaki olduğunda. İpek başucuma gelse. Böyle bir bardak su verse diye hayal ediyorum abi. Bu hayalim olmazsa yaşayamam ki. Efendim Korkmaz. Abi merhabalar. Bugün saat 2'de yönetim kurulu toplantısı var biliyorsun. Konular da belli. Biliyorum Korkmaz. Siz yapsanız bana ihtiyaç var mı? Yani rutin yönetim kurulu toplantısı. Karşıdan ta kalkıp buralara gelemem dersen benim için fark etmez. Korkmaz siz yapın ya toplantıyı. Ben gelmeyeyim tamam mı? Sen bana sonra tutanağı karar defterlerini falan gönder. İmzalarım ben onu tamam mı? Tamam abi. Anlaştık. Görüşmek üzere. Hadi. Kolay gelsin. İşi artık böyle evden mi yönetiyorsun? Ya şirket tasfiye sürecinde biliyorsun. Gitmeme gerek kalmıyor. O zaman uzaktan kontrol ediyorum. İşte ekip de iyi. Güzel. Yani ekibine güveniyorsan iyi. Yani şu ana kadar böyle güvenimi sarsacak bir şey yapmadılar. Artık tüm cephelerden saldırıya geçeceğim. Tek cephe falan değil Korkmaz. Niye uğradığını şaşıracak. Yani ben insan gibi ayrılalım dedikçe tepeme çıkıyor. Çok haklısın abi. Gerçekten çok doğrusun. Çocukları da aleyhime dolduruyor. İkisi de düşman oldu bana. Ya onlar benim de çocuklarım değil mi? Doğrudur abi. Bu Elmas denen kadını nasıl bertaraf etmeyi düşünüyorsun? O Elmas denen kadını paraya boğsam 2 dakikada yanıma geçer ama elin kadınına niye para vereyim? Çok doğru abi. Gir. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Babanla Sezai tanıştırmıştı beni. Ondan sonra iş yapmaya başladık işte. Nasıl?
Sağlığı iyi mi? Çok şükür abi. Torunlar falan işte. Torunlar falan. Çocuk vardı değil mi sende iki tane? İki tane ellerinden öper abi. Üçüncüyü bekliyoruz. Bu hayat gailesi. Her şey onlar için. Değil mi ama? Haklısın. Her şey onlar için. Sezai, ben senin izin olmadan seninle ilgili bir şey yaptım. Şeyi hatırlıyor musun? Bizim sınıf arkadaşımız vardı, Namık. Hani o da şairdi. Aha. O şimdi Kanada'da, konsoloslukta iyi bir mevkide. Senin adına bir şey istemiştim de. Sen oku Güste. Neyse o. Tamam. Merhaba Güzde Hanım. Mailiniz beni çok şaşırttı. Evet, ben Ali Sezai Okuyan'ın kızıyım. Babamla uzun süredir görüşmüyorum. Umarım sağlığı iyidir. Bana yazma nedeninizi öğrenirsem memnun olurum. İyi günler. İpek Carter. Sen de şu dosyalara bir göz at istersen. İhracat belgesi değil mi? Güzel. Mal Brüksel'e gidiyor değil mi Korkmaz? Aynen öyle abi. Direkt Interpol'ün kucağına veriyoruz. Güzel. Sezai. Sevinmedin mi Allah aşkına? İpek yazmış. Güzide hala nefret ediyor benden bu kız. Hayır. İpek'in nefreti yerli yerinde duruyor. Burada öyle bir şey yok. Ama görmüyor musun ifadesini? Sağlığı yerindedir umarım diyor. Yani sadece sağ mıyım, ölü müyüm onu merak etmiş. Ay yapma Sezai. Yaşayıp yaşamadığını öğrenmesi bu çağda 2 saniye sürer. İnternette yazar öğrenir. Burada çok incelikli bir şey var. Umutlu bir şey bu. Seni merak ediyor, iletişim kurmaya çalışıyor. Hanımlar, size yeni arkadaş getirdim. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Sağ olun, Allah razı olsun. Şuradaki yatak boş, orada yatarsın. Çarşaf? Otel mi kızım burası? Ne çarşafı? Ziyaretçine söylersin getirir. Kıyafet falan da getirsin. Epeyce buradasın. Bir tek bunlarla olmaz. Epeyce mi? Niye epeyce burada olayım? Yarın çıkacağım ben. Benim kocam avukat. Benimki de diplomat. Benimki de belediye başkanı. Benimki de başbakan. Ne gülüyorsunuz be? Ne gülüyorsunuz? İftiraya uğradım ben. Biz de iftiraya uğradık. Aranızda iftiraya uğramayan var mı bacılar? Ya! Duydun mu? Hepsi iftiraya uğramış. Ama yazık. Bir yastık atın şunu.
Hazırladın mı canım? Buyurun kadın. Teşekkür ederim. Şimdi bunları lütfen okuyun ve imzalayın. İhale sürecini başlatalım. Buyurun. Evet, tamamdır avukat hanım. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Ne diyorsunuz avukat hanım? Sizce bu ihaleyi alabilir miyiz? İhaleye katılan şirketleri tanımıyorum. Ama tanısam da zaten bir bilgi veremem, etik değil. Kusura bakmayın. Doğru, haklısınız. İşin günahı da sevabı da bizim artık. Hayırlısı olsun. Ben süreci takip edeceğim. Merak etmeyin. Zaten sık sık da görüşürüz. Memnuniyetle. Tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Canan. Hayatım bunu al. Dosyaya koy. Bir de bana kahve yapar mısın? Hemen efendim. Efendim. İyi günler. Avukat Güzide Özgüder'le mi görüşüyorum acaba? Evet, buyurun. Güzide Hanım selamlar. Ben Alaaddin İsmet Gürpınar. Petromol AŞ'nin icra kurulu başkanıyım. Sizinle bir görüşme yapmak isteriz. Hangi konu hakkında? Hukuk departmanı hakkında. Zahmet olmazsa merkezimize buyurur musunuz? Zeynur, sen beni burada bekle, olur mu biraz? Tamam hakim hanım. Gel. Güzide Özgüder geldi efendim. Alın içeri. İsmet Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun oturun. Teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Hemen konuya giriyorum. Buyurun. Yıllardır hukuk müşavirliğimizi yapan Tahsin abimizi geçen ay kaybettik. Ölüm başınız sağ olsun. Sağ olun. Yeni bir hukuk müşaviri arayışına girdik. Sizin de hukuk camiasında iyi bir ününüz var. Bu nedenle sizinle de görüşmeyi arzu ettik. İyi bir ün... Siz herhalde meslekten neden atıldığımı bilmiyorsunuz. Yo, biliyorum Güzide Hanım. Ben sizin büyük bir komploya kurban gittiğinizi düşünüyorum. Dolayısıyla hakimliği bırakıp avukatlığa geçmeniz bizim için büyük bir şans. Sizinle çalışmayı çok istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Aynı duygularla, yani eğer tabii şartlar uygun olursa neden olmasın. Bir ihaleyle başlayalım istedik. Hukuk departmanımız bir şartname hazırladı. Bir göz gezdirin. Sizin önerileriniz bizim için çok önemli. Demir çelik işletmeleri, yeni haddehane, bina inşası ihalesi, anladım. Evet. Evet, büyük bir iş. Evet ama ben bu işi alamam. Neden? Çünkü benim bir müvekkilim bu ihaleye katılacak. Şimdi çıkar çatışması olur. O yüzden ben size yardımcı olamayacağım. Öyle mi? Şimdi müvekkilinizin ismini de vermezsiniz tabii. Tabii vermem. Ama bunu öğrenmemiz zor olmaz biliyorsunuz. Mutlaka. Mutlaka öğrenirsiniz ama ben söylemem. Peki, müsaadenizle çok memnun oldum. Güzide mi? Buyurun. Büyük bir fırsatı kaçırdığınızın farkında mısınız? Anlamadım, ne fırsatı? İhaleye girecek müvekkiliniz Salih Bey, Manay Holding. Siz bize Manay Holding'in ihale bilgilerini verin, biz de size izi sürülemeyecek 500 bin dolar verelim. Siz bana nasıl böyle bir teklifte bulunabilirsiniz? Güzide Hanım, bu dürüstlük oyunlarını bir kenara bırakalım. Siz davasını satmış eski bir hakimsiniz. Gelin anlaşalım. Siz de kazanın, biz de kazanalım. Bana bak! Bana bak! Sen beni kendin gibi şerefsiz mi sandın? Terbiyesiz! Voltan Kaşifoğlu ile nasıl anlaştınız? Bana bak, arkamdan konuşma! Biz değilim.
zekalılar. Utanmaz herif. Aldı götürdü polisler resmen kızım ya. Ay ben de ne yapacağım şaşırdım. Ya birini öldürmüş ki ya. Aa sen de yani. Öykü. Amcacığım. Koş koş koş. Yok canım. Kocasının eski karısının iftirası işte. Ben seni bırakmayacağım demiştim değil mi? Bak gördün mü? Bırakmadım işte. Seni çok seviyorum Ümit amca. Bu akşam bize götüreyim seni. Evet, evet. Ama dediklerimi yapman lazım, tamam mı? Tamam. Bak şimdi beni iyi dinle. Öykü. Öykücüğüm. Ne yapıyorsun sen burada? Hiç. Topumu arıyorum. Topunu mu? Hangi topunu? Gel beraber arayalım hadi. Hatırladım hatırladım. Yukarıdaydı. He. Adam gözümün içine baka baka bana davayı sattığınızdan haberimiz var dedi. Tamam yani Oltan'ın davasını sattım kabul ediyorum. Zaten o lekeyle yaşıyorum. Hayatım evladın için yaptın bunu. Elinden gelen en iyisini yaptın. Üzülme artık. Nasıl üzülmeyeyim Nazan ya? Adım lekelendi. Benim adım şimdi o sahtekarların, o dolandırıcıların adıyla yan yana anılıyor. Nasıl üzülmeyeyim arkadaşım ya? Buna katlanmak gerçekten çok zor Nazan. Biliyorum, biliyorum. Haklısın. Ben daha fazla konuşup senin canını da sıkmak istemiyorum artık. Şunu söyle bakayım. Yeşim ne oldu? Hala içeride mi? Ha, cezaevinde. Sevgilisini çıkartamamış mı içeriden Tarık Efendi? Savcı bırakmamış. Ben en çok Öykü'ye üzülüyorum. O kadar mahzunlaştı ki sana anlatamam. Yani şeytan diyor ki git al o çocuğu. Getir eve. Hayır 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 hayır. Aa delirdin mi sen? Hayır Güzide. Haklısın ama hayır. Evet evet tabii biliyorum biliyorum. Tabii. Merhaba Zelişan Hanım. Merhabalar. Buyurun geçin lütfen. Ozan geldi. Nerede? Tamam. Arayacağım sonra. Oo. Taze çiçekler, meyveler. Hizmette kusur yok diyorsunuz. Başka bir emriniz var mı Oltan Bey? Şimdilik yok. Ama her an olabilir. Her zaman hazırız efendim. Zeliş bunu Maslak'taki şantiyeye götürmeni istiyorum. Ozan'a vereceksin. Ama sadece Ozan'a. Ona göre. Tabii. Saçma sapan insanları indirip bakmaya kalkarlar, tepeme attırırlar. Ben götüreyim isterseniz Oltan Bey. Hayır. Hadi Zeliş. Ben götürürdüm Oltan Bey. Neden Zeliş'te gönderdiniz ki? Harbi bildi. Bazı ilişkiler bazı işlere yarar düş. Bu arada uçağınız az kaldı. Tamam. Oo Tolga Bey. Hoş geldiniz. Babanıza mı geldiniz? Merak etmeyin ya. Oltan Bey en değerli müşterimiz. Gözümüz gibi bakıyoruz ona. İçin içini yiyor değil mi? Yumruk yedim karşılık veremedim diye. Ya vur bir tane bir şey yapmayacak. Niye vurayım ya? Ben şiddete karşıyım. Ayrıca ben istediğimi vurmadan da alabiliyorum. İstediğini alabiliyorsun. Sen oylumu mal gibi görüyorsun değil mi? Yazık. Ah ya. Niye valiz götürüyorum ben ya? O kadar uzun kalmayacaksın aslında Londra'da. Valiz götürmene gerek yok. İhtiyacın olanı alırsın orada.
Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Nasılsın baba? Aslan gibiyim. Sabah 45 dakika yüzdüm. Yüzdün mü? Hı. Sen delirteceksin beni ha. E doktorumla konuştum herhalde değil mi? O zaman tamam. Abdüş! Buyurun Altan Bey. Hallet şunu. En nefret ettiğim şey. Valiz hazırlamak olmasa seyahati seviyorum. İşte tekneye bu yüzden bayılıyorum. Her şey seninle birlikte. Nereye gitsen oraya geliyorum. Oradaki toplantım İstanbul saatiyle 10 gibi olacak. O saate kadar beni arayabilirsin. Baba. Ya şu oteli değiştirsene. Ver ama sağlam bir yumruk çakmışsın. Ne oldu? Kesmedi mi? Tolga, oğlum, anlıyorum. Behram oyluma yürüyor. Bu da senin ağrına gidiyor. Ama şimdi söyle. Ama dürüstçe, açık net söyle bana. Siz oylumla ayrıldınız mı? Ayrıldık. Ayrıldıysanız Behram'mış, şuymuş, buymuş umurunda olmasın. Ama yok, ayrılmadıysanız, kalbin hala oylum diyorsa o zaman meydanı boş bırakmayacaksın. Her iki durumda da Behram'ın burnunun dibinde olacaksın. Asıl o senin varlığından rahatsız olacak. Sen onun varlığından değil. Merhabalar. Buyurun. Ya Ozan Bey nerede bulurum acaba? Şantiye şefi Ozan Bey. Ozan Bey şu tarafta. Tamam. Ya bir de Baret Bey'le kalabilir miyim? Şuradan alabilirsiniz. Tamam, sağ ol. Tamam değil mi? Tamamdır, aldım ben notu. Tamam, buna göre revize edelim. Tamam Ozan Bey. Tamamdır, kolay gelsin. Zeliş, hoş geldin. Hoş buldum. Hayrola, ne işin var senin burada? Oltan Bey bunu gönderdi. O ne bu? Ve plan değişiklikleriymiş. Bizzat sana vermemi tembih etti. Ha, tamam. Zahmet olmuş sana. Yok canım, ne zahmeti? Kardeş, hayırlı işler. Sağ olasın kardeş. Ya kusura bakma. Bir hastalık geldi, bir aydır salmıyor yakamı. Geçmiş olsun. Aman gözünü seveyim, çıkarma maskeni. Mikrobunu bulaştırma şantiyeye. Buyur, ne istemiştin? Bu patron buralarda mı? Patron inşaata pek gelmez. Gelir de durmaz daha doğrusu. Denetler gider. Hayırdır, ne oldu ki? Şöyle bir şey soracaktım da. Mühimse şantiye şefine sor Ozan Bey'e. Ozan mı şefin adı? Ozan Yenersoy. Nerede bu Ozan Bey? İnşaat da şurada yukarıda. Eyvallah. Bak, buradan da Kız Kulesi görünüyor. Kız Kulesi mi? Mümkün değil, nasıl görünecek binalardan? Ben görüyorum, bak. Böyle gözlerimi kapatıyorum, tamam mı? İşte tam karşımda ya Kız Kulesi. Ya Hasan! Bak sen de, hayal et. Hayır. Demek yerime şef oldun ha Ozan Efendi. Refik. Oltan Bey faturalarla envanteri niye istemiş oğlum durduk yere? Aramızda bir ispiyoncu mu var diyorsunuz? Kesin var bir şerefsiz abi. Refik tabii. Lan yaptıklarınızı yanınıza bırakacağımı mı sandınız? Ozan dikkat et. Geç geç. Oltan Kaşifoğlu. Oltan Kaşifoğlu getirin. Kardeşim manyak mısın ya? Sakin ol be. Ozan Yenersoy'la bir olup bana yaptıklarının bedelini ödeyecek. Refik ne oluyor? Biz sana bir şey yapmadık. Sen kendin kes sesini, kıpırdama. Yakarım bak, hiç acımam. Bak, sen usulsüzlük yaptığın için kovuldun. Durup dururken kimse seni buradan kovuldu. İftira attın, hırsız dedin. Oltan Kaşifoğlu da bu senin lafınla kaç senelik adamın işten kovdu. Bunun iftira olmadığını sen de biliyorsun. Peki çaldıkların ha? Konuşma! Ha, sıkarım kafanı. Oltan gelene kadar rehinemsiniz. Canlı lazımsınız bana.
Ne diyorsun? Ne diyorsun Refik? Ne reynesi? Benim adım Refik Çelik. Oltan Kaşifoğlu şerefsizi bu ozan itiyle bir olup mahvetti beni. İftirayla işten kovdular. Yapma kardeşim, sakin ol ya. Karım boşadı. Çocuklarımı göstermiyor. Oltan Kaşifoğlu ya bana 3 milyon dolar öder ya da bu ikisini de kendimi de vururum. Anladınız mı? Yapma kardeşim, sakin ol ya. Kardeşim lütfen yapma. Refik abi be. Kıpırdama. Tamam. Tamam, sakin ol, kıpırdamıyorum, tamam. Bak ben buradayım, tamam mı? Elindeyim. Ama kızı bırak. Geri bas, geri bas. Konuşma. Bak kızı bırak, gitsin. Ya yakışıyor mu sana, he? Kadınlar rehin olur mu? Zeleş. Oltan şerefsiz için çalışmaya devam ediyorsun demek ha? Aferin. Hangi pes işlerini yaptırıyor sana? Ya saçma sapan konuşuyor manyak. Hep böyleydi. Tanıyor musun? Evet. Beylikdüzü şantiyesinden. Bak. Tamam. Sakin ol. Tamam. Bak ben buradayım. Tamam. Kızı bırak gitsin. Bak istiyorsan sallandır beni buradan aşağı. Kızı bırak. Lan geri bas. Geri bas dedim. Bak Zeliş gidecek. Bir dahakini alnının ortasına sıkarım. Tamam indir silah. Tamam sakin ol. Sakin ol Refik abi. Tamam. Lan bitmişim lan ben. Öldürmeye kalkmadın mı lan sen beni ha? Sana mı acıyacağım? Oltan Kaşifoğlu buraya gelecek. Gelmezse bu şantiyede 3 leş bulacaksınız. Anlaşıldı mı? Tolga niye anlamıyorsun? Senden ayrılmak için yaptı. Ya Selin, bunu savunma bana, olur mu? Ya savunmuyorum. Ya birazcık anlayışlı ol diyorum sadece. Anlayış mı? Ne anlayışı ya? Niye anlayışlı olayım Selin? Oylum Hanım aşkımızı korumak için en ufak bir çare bile düşünmeden kendini Behram'ın kollarına... Kapatalım mı bu konuyu? Ben konuşmak istemiyorum. Kapatalım. Ya Behram'ın kollarına falan atmak değil o mesele. Öyle değil işte. Böyle büyük bir tepki vereceğini biliyordu. Geri dönüşü olmasın diye yaptı o da. Doğru yapmış o zaman çünkü bunun geri dönüşü yok. Pişman ama pişman. Neyse. Tolga Bey, babanızı şantiyesinden arıyorlar. Bir olay varmış. Babanıza ulaşamıyorlarmış. Alo. Tolga Bey merhabalar. Kusura bakmayın rahatsız ediyorum. Maslak şantiyeden Zekeriya ben. Burada mühim bir olay var maalesef. İşten atılan eski şantiye şefi geldi. Elinde de bir silah. Ne silahı ya? Oltan Kaşifoğlu buraya gelecek. Yoksa buradan 3 ceset çıkar diye sağa sola bağırıp duruyor. Ozan Bey bir rehin aldı. Ozan'ı rehin mi aldı? Nasıl? Nasıl rehin? Nerede tutuyor? İnşaatta. Yanında da bir kız var. Ben size sormadan işin açıkçası polis falan aramak istemedim. Bizim güvenlikler de bir şey yapamıyor şu anda ya. Tamam tamam. Hemen polisi arayın. Güvenlikler de dahil kimse kendini tehlikeye atmıyor tamam mı? Polisi arayın geliyorum ben. Kim rehin almış Ozan'ı? Dur ben de geliyorum. Dur yapma dur. Oğlu gelecek. Sakin ol. Oltan şerefsizine söyleyin. Ona 2 saat süre veriyorum. 120 dakika sonra buraya gelmezse polis burada 3 ceset bulacak. Anlaşıldı mı? Deli bu. Gerçekten deli. Merak etme tamam mı? Senin kılına bile zarar gelmeyecek tamam mı? Ben buradayım merak etme. Geri sayım başladı. 119 dakika. Ne işin var senin burada? Otur. Çıkacağım ben. Otur! Hatırladın mı?
yaktığın kitaplarımdan bir tanesi. Oku diye getirdim. Oku ki başına neler geleceğini öğren. Bununla mı korkutacaksın beni? Yok canım, niye korkutayım seni? Sen zaten korkuyorsun. Korkman da gerekir. Katil oldun çünkü. Ne istiyorsun? Evini geri mi istiyorsun? Yok. Hayır, onu zaten sana söylemem. Onu gelip alacağım. Kocanı? Kocanı da geri vereyim istersen. Yok, hayır, yok. Onu istemem. O sende kalsın. Sana daha çok yakışıyor. Şimdi iki şey söyleyeceğim sana. Kitaplarımı yakarken çok mutluydun ya, gülüyordun. Son gülüşün olacak. Eğer benimle uğraşmaya devam edersen hayatını karartacağım senin. Bu birincisi. İkincisi, aptal olma. Düşmanım ben değilim, Tarık. Onunla uğraş. Bunları mı söylemeye geldin? Bunları söylemeye, bir de şu sefil halini görmeye. Oku. Allah kurtarsın. Teşekkür ederim. Murat. Görüyor musun Güzde cadısını yaptığını? Halini görmeye gelmiş, bir de bana bunu getirmiş. Ne yapıyorsun ya? Sana rahat dur dedim değil mi Yeşim? Abuk sabuk şeyler yapıyorsun. Güzide'nin kitaplarını yakmakla eline ne geçti? Sen beni hiç anlamıyorsun değil mi? Hiç anlamıyorsun. Neyi anlamıyorum? Ağrıma gidiyor ya. Ağrıma gidiyor. Bir kadın olarak Güzide'nin varlığı ağrıma gidiyor. Saçmalama Yeşim. Ben sadece senin karın olmak istedim. Sadece. Seni deli gibi sevdim. Senden çocuk yaptım ama o Güzide'nin yerini tutamıyorum. Kimin yerinden bahsediyorsun ya? Güzide benim için bitti. Eskiden Güzide'nin olduğu yerde ben yokum, hala yokum. Neden Murat, neden? Tamam, yeter. Bak, eskisi gibi olsan her şey düzelecek ama. Ben de çok istiyorum, söz veriyorum, gayret edeceğim. Ben seni ilk gün gibi seveceğim ama ne olur sen de beni öyle sev. Bak, tamam. Girerken çantamı aldılar. Onu alalım çıkalım, tamam? Çıkamazsın Yeşim. Ne demek çıkamazsın? Sen beni çıkarmaya gelmedin mi? Öyle kolay değil. Bak savcı da delinin teki çıktı zaten. Murat ne diyorsun sen ya? Ben burada o manyak kadınlar arasında kalamam. Lütfen Murat. Öykü ben sizi ne yapar lütfen. Yapacak bir şey yok Yeşim. İlk duruşmaya kadar burada kalacaksın. Hayır Murat, hayır lütfen. Lütfen beni bırakma ne olursun. Burada kalacaksın ilk duruşmaya kadar. Hadi ben gidiyorum. Oltan Kaşifoğlu. 90 dakika kaldı. Refik Çelik sakin ol. Lütfen sakin ol. Tolga Kaşifoğlu ben. Oltan Kaşifoğlu'nun oğluyum. Babam şu an uçakta, o yüzden gelemedi ama ben geldim. Lütfen insanları serbest bırak. İn aşağıya, konuşalım, çözelim lütfen.
Bak sana bir haksızlık yapıldıysa burada tüm insanların önünde söz veriyorum çözeceğim ben. Lütfen. Oltan gelecek. Bana 3 milyon doları nakit verecek. Ben de güvenli bir yere gidince bunları salarım. Tamam ben vereceğim paranı. Söz. Lütfen serbest bırak. İn aşağıya gel konuşalım. Lütfen. Polis geldi ha. Alın lan o zaman. Seriş. İyisin değil mi? İyisin. Korkma. Tamam mı? Korkma. Sana bir şey olmayacak. Senin tırnağına bile zarar gelmesine izin vermeyeceğim. Ben buradayım. Merak etme. Tamam mı? Selin ne oluyor ya? Ya delinin biri Ozan'ı rehin almış. Birisi daha varmış. Oltan Kaşifoğlu. Hem bana paramı verecek, hem benden özür dileyecek. Bu Ozan itini de işten atacak. Yok, bu böyle olmayacak. Bu böyle olmayacak. Tolga. Ozan beni iyi dinle şimdi Ozan. Ya dur gitme. Bize bırakın. Çıkamazsınız Tolga Bey. Bize bırakın. Kimle konuşuyorsun lan sen ha? Tamam. Geri bas. Tamam, geri bas. Tamam. Şerefsizler. Sen nereden duydun? Ya şirkete haber geldi. Buradan biri aramış böyle böyle oldu diye. Bir şey olmasın lütfen. Ozan! Ozan! Ne oldu? Ozan! Dur. Ozan! Oğlum dur. Tamam. Geri bas. Tamam Refik abi. Tamam sakin ol. Tamam. Tamam. Kıpırdamayın. Tamam. Kıpırdama. Tamam. Geri tamam. Bas dedim. Tamam buradayım. Merak etme. Bırakın Tolga Bey. Yürü. İyisiniz değil mi? Bir şeyiniz yok. İyiyiz. Sağ ol. Sağ ol Tolga. Sağ ol. Sayende kurtulduk. Sağ ol. İyisin değil mi? Çekin kardeşim, çekin. Oltan Kaşifoğlu şerefsizdir. Bir hırsız arıyorsanız, hırsızların başıdır o. Lan memlekette soymadı insan kalmadı be. İyisin değil mi? Canım. Ozin. Ya duyar duymaz geldim. Çok korktum. İyi misin? İyiyim. İyiyim canım, iyiyim. Merak etme. Geçti. Tamam. İyiyim. Sen ne duydun? Duydu, ben duydum oğlum. Geçmiş olsun. Eyvallah. Sağ ol kardeşim. Sağ ol. Oli, canım bak, bu olayı annem duymasın. Tamam, başında yeterince dert var. Zaten burada Oltan'ın şantiyesinde çalışmamı da istemiyorum. Bak çok üzülür. Ozan bir şekilde duyar. Ya kızım nereden duyacak? Bak sakın duymasın, tamam mı? Bak duyarsa çok üzülür. Tamam, sen iyisin. İyiyim. Tamam mı? Oh. Oh, evimdeyim. Geçsene içeri, niye dikiliyorsun? Rahatsız etmeyeyim. Ozan saçmalama, ölümden dönmüş yüz. Ne rahatsız etmişsin? Gel. Oradan geç içeriye. Tamam. Ozan biz neler yaşadık bugün ya? Kalbim hala küt küt atıyor. Delinin teki yüzünden. Gerçekten deliydi yalnız. Şaka değil, bizi öldürebilirdi. Hadi çıkar üstünü. Ben de bize kahve yapayım. Bu arada evin çok güzelmiş. Ya fena değil. Lojman gibi bir şey işte. Kira vermiyorsun o zaman. Hep zahmet. Mümkünse vermeyeyim. Niye? Maaşın çok mu az? Yok ya. Haksızlık etmeyeyim. İyi aslında. Şaka yapıyorum. Şaka. O
Tarzan sen niye üstünü çıkarmıyorsun? Gitmek mi istiyorsun? Deli misin? Tam aksine. Ben senin yanında ne kadar çok nefes alırsam o kadar ömrüm uzuyor. Bir çıkar o zaman şunu. Pardon. Hadi otur. Sen. Benim için hayatını tehlikeye attın bugün. Senin için her şeyi yaparım. Bunu bilmek ne kadar güzel bir şey biliyor musun? Seliş. Ben sana aşık oldum. Ben de sana Ozan. Çok fena aşık oldum hem de. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim arkadaşlar, sağ olun ya. Çok şükür kimseye bir zarar gelmeden atlattık. Devam edebiliriz. Tekrar geçmiş olsun Tolga Bey. Sosyal medyada paylaşmışlar, bakın. Oda Kaşifoğlu şerefsizi çalıyor, çırpıyor, tüy bitmemiş yetimin hakkını yiyor. Ozan! Ne oldu? Hayır bırak. Ya nişanlı var, abim var, bırak ya. Ozan, eğildiğine bir şey oldu mu? Ne oldu, niye geldin? Tolga sen deli misin? Ya sen deli misin? Adamın silahı var. Ya bir şey olsaydı, ya vursaydı, ya canına bir şey olsaydı. Bir şey olmadı işte. İyiyim ben. Tolga ben yapamıyorum. Çok pişmanım. Çok üzülüyorum, çok üzgünüm. Normal, ayrılınca yaşanıyor öyle duygular. Geçer. Evlenelim mi? Ciddiyim. Evlenelim. Yarın evlenelim. Hemen evlenelim. Evlenmek mi istiyorsun? Yapamayız hanım. Ailelerimizin arasında sıkışıp kalırız. Mutsuz oluruz hanım. Sence biz ailelerimiz yüzünden mi ayrıldık? Tolga, baban. Babam? Evet, devam et söyle. Baban kötü bir adam, o sana şunu yaptı, anneme şunu yaptı, bu yüzden ayrıldık. De. Demeyeceğim. Ama sence bu yüzden mi ayrıldık? Oğlum biz ailelerimiz yüzünden ayrılmadık. Seni çok seviyorum. Çok geç. Dönüşü olmasın diye yaptım. Al, dönüşü yok, mutlu ol. Bu mu son sözün? Bir şey daha var. Evet, benim babam kötü bir adam. Ama yine de babam.
Ve ben o adamdan vazgeçecektim. Kim için? Senin için. Ve o adam canını hiçe saydı benim için. Üstüne sen o herifle... Ben babandan vazgeçmiyorum oğlum. Senin için hiç vazgeçmiyorum. Berin! Buyurun Tolga Bey. Keremleri şu köşe odaya çağırsana, bir toplantı yapalım. Tamamdır. Tolga sandığın gibi değil. Ne olur bir kez daha konuşalım. Bence yeterince konuştuk. Ünlü iş adamı Oltan Kaşifoğlu'nun şantiyesini basarak şantiye şefini ve bir kadın çalışanı rehin alan silahlı saldırgan, iş adamının oğlu Tolga Kaşifoğlu sayesinde... Ercan kes ya. İkinci baskı yapma bana. Lavuğa bak ya. Boyundan büyük işlere karışmış. Başarmış mı oğlum? Başarmış mı başarmış. Başarmışsa takdir etmeyi bileceksin. Bu kadar basit. Ya ne alakası var? Başarmışmış. Yanında mıydın? Oğlum onun senin yanında esamesi bile okunamaz. Sarıldı kıza oğlum. Öptü. Gördüm hepsini. Ya öyle bir sarılma değil. Rehin alınmışlar yani. O kurtulduk sarılması gibi bir şey. Öyle değil işte. Ozan'ın gözünde aşk vardı, aşk. Bana bir kere bile öyle bakmadı. Ya ben zaten niye Ozan'a aşık oldum ki? Bana bir işaret bile vermemişti. Ben nasıl aşık oldum? Aşk öyle bir şey mi ki? Yani bir şey mi yapması lazım? Bir işaret mi? Böyle bazen sadece bir bakış. Bir gülümseme. Ama geçecek. Geçecek yani. Merak etme, atlatacaksın. Bitecek, gidecek. Seninki geçti mi? Yok. Benimki de geçecek. Mecburen geçecek. Behram arıyor. Açmayacaksın değil mi? Ya bir şey olduysa? Yani bilmem gereken ne bileyim. Parlör al. Alo. Ne haber oğlum, ne yapıyorsun? İyiyim, Selin'le oturuyorum. Sen? Ne olsun, ben de işte kafedeyim. Şimdi babam benim otelde kalıyor ya. Biliyorum. Önemli bir durum var, bilmem.
etmen gereken. Şey hani bunu söylüyorum bu arada şey. Annenin davasında belki bir işe yarar mı acaba diye düşündüm onun için. Ne diyorsun Behram? Neyi bilmem lazım? Bu akşam 70'ler partisi var bizim otelde. Gel kendi gözlerinle gör hatta. Sen neredesin? Ben aldırtayım seni çocuklara. Yok yok. Tamam, ben kendim gelirim. Akşam görüşürüz o zaman. Vallahi helal olsun sana. Yalanın kuyruklusunu da buldum. Yalan derken Erçin? Oyluma da yalan söyleyecek halim yok herhalde. Ya bırak Allah aşkına. Sanki bilmiyoruz ya. Gitmeyeceksin değil mi? Ya ilgini çekmek için yapıyor. Ya sana, ya sana yürüyor bunu anlamıyor musun artık? Öykücüğüm, hadi bir tanem yemek hazır sofraya. Hadi. Bugün çorbamı ben pembe tabakta içeceğim. Niye? Bunun nesi var? Ne güzel işte bu da mavi. Pembe tabakta içeceğim dedim. Peki. Öyle yapalım o zaman. Ha, bu da bir cins çıktı. Ben sana terbiyeni verirdim de anne gibi avuç kadar telin var anlaşılan senin. Aa, ama oturmamışsın masaya. Bak ne güzel pembe tabağını da hazırladım koydum. Aa. Ne oldu? İknur teyze, karnıma bir ağrı girdi. Çok ağrıyor. Bakayım. Allah Allah, üşüttün mü acaba? Tuvalete gidelim mi? Gidelim hadi bakalım. Hadi canım. İyi misin şimdi? İyiyim. Gel otur. Güzel güzel. Şifa niyetine içelim çorbamızı sıcak sıcak. Hmm. Mis mis. Annemin işi ne zaman bitecek İknur teyze? Arkadaşı hastalanmış ya. İşte ona bakmaya gitti dedim ya. İyileşsin hemen gelecek. Annemin arkadaşı kim? Perihan. Babam geldi. Aman benim prensesim. Güzel kızım. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk. Ay, yemek mi yiyordunuz bakayım siz? Hemen size de bir tabak getireyim. Hayır, hayır. Aç değilim, aç değilim. Peki prensesim yemeğini yiyor değil mi? Yiyorum. İstersen kalanı da bitir olur mu? Hadi. Doydum. Aa. Baba uykum geldi benim. Aman benim güzel prensesimin uykusu mu gelmiş? Güzel kızım. Hadi o zaman yatağa gidelim. Baba bana masal okur musun? Okumaz olur muyum bir tanem? Gel masalımızı seçelim. Hı? Hadi. İyi geceler İknur teyze. İyi geceler bir tanem. Güzel kızım benim. Gel bakalım. Tolga.
Biraz dertleşmeye var mısın? Ben kendi başıma kalınca delirecek gibi oluyorum da. Gel tabii, gel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kardelen. Ormanlar, kırlar hala kalın bir kar tabakası altındaymış. Ama artık giderek ısınan güneş, karların altındaki minik çimen sürgünlerinin kıpırdanmalarına neden oluyormuş. Derin uykularından uyanan narin çimenler, minik bedenlerini harekete geçirmeye çalışıyorlarmış. Psst, uyuyor musun daha? Demiş çimenciklerden biri yanındaki arkadaşına. Oh, bir tanem öykü. Oh, canım benim. Bir tanem benim, güzel meleğim benim. Prensesim benim. O kadar yorulmuş ki hemen uyudu. Maçım. Uyudu mu Murat Bey? Uyudu, uyudu. Yeşim Hanım'dan haber var mı? Mahkeme gününe kadar cezaevinde kalacak tabii. Allah kurtarsın. Tez zamanda inşallah. Onun için Yeşim dönene kadar Öykü'nün düzeninde bir aksaklık olmaması lazım. Olmaz. Annesi varken nasılsa aynen öyle devam ederim. Güzel, güzel. Şimdi ben çıkıyorum. Öykü sana emanet. Bak başına herhangi bir şey gelirse seni yakarım. Ona göre. Siz hiç merak etmeyin. Ben gözüm gibi bakarım. Annesi yokken çocuğu bırakıp git. Sanki çok umrundaymış gibi bir de bana emirler yağdır. Ağzı bir tutacak. Ay, ay. Hay gidişin olsun da neyse. Yine Öykü'nün babasısın. Beddua edemiyorum. Hay. Bakma Zerkür'ü. Duyuyor musun? Bakma Zerkür'ü. Duyuyor musun? Duyuyorum Ümit amca. Yaşlı kaplumbağa evi terk etti. Yağlı yemek ilk nuru kontrol ediyorum hemen. Tamam. Anlaşıldı. Tamam. Yağlı yemek mışıl mışıl uyuyor. Her şey tamam. Hadi sen de hemen hazırlan gel. Geldim mi? Ne çabuk hazırlan. Aferin sana. Ben çoktan hazırdım zaten. Oy 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 oy. Ne diyorsun? Çantanda ne var? Hediyelerim. Hediyelerin mi? Hediye mi aldın? Kendim yaptım. Ay kendin yaptın hem de. Ay yerim seni ben ya, yerim. O zaman hadi gidelim. Hakime teyzeye sürpriz yapalım, tamam mı? Oylum ablam evde mi? Oylum ablan o arkadaşlarına gidecekti. Şimdi evde değildir. Ozan abim? O da yoktur. O da işten geç çıkıyor çünkü. Onları çok özledim ama. Ya canım benim ya. Bir günde onlar varken ziyarete gideriz. Olmaz mı? Olur. Tamam o zaman. Nazocuğum, neredesin hayatım? Hadi bekliyoruz. Geldim, geldim. Yoldayım hayatım. Tamam, hadi gel artık. Hadi. Sezai, hastaneden mesaj geldi. Harola, bir şey mi var? Yok.
check-up yaptırmıştım. Onun sonuçlarını göndermişler. Her sene yaptırıyorum ben. Güzel, bravo. Bakabilir miyim ben de? Peki. Tamam, güzel. Şeker iyi. Güzel. Püre fena değil. Bak şey de gayet normal. Bir dakika dur. B vitamini yüksek. Ne oldu? O ne ya? O kolesterol ne öyle Sezai? Ya 255 bir şey olmaz. Aşk mı? Olsun, aşk olsun. Nasıl bir şey olmaz? Yüksek o. Abartma Güzide. Ne demek abartma? Bakar mısın? Bak Aralık eşiğe bakar mısın? 180 ile 190. Tamam. Dur bir dakika. Bak seninki kaç? 255. Tamam ama işte sınırı biraz geçmişiz. Yani 300 falan olsa tamam. Hayır sınırı bayağı geçmişsin sen. Tamam. Ne demek? Aşk olsun ya. Güzide bizim ailede var bu. Rahmetli anamda da yüksek. Bak kendin söylüyorsun ailede var diye. Takip edilmesi lazım. Aşk olsun. O zaman bu incik olmaz. Olmaz. Çünkü bu hayvansal ya. Olmaz şimdi bu. Bizi de yapma ya. İncik yemeyecek miyim şimdi? Senin yaptığın inciyi ben bu akşam yemezsem ölürüm. Olmaz ha? Ama gerçekten olmaz. Ya hem bu kolesterolün, ya daha doğrusu yiyeceklerin kolesterol etkisi en fazla %5'miş. Literatürde yazıyor. Hadi Allah aşkına bir yerlerden öğrenmiş uydur söyle sanki doktorsun. Zeyno kapıyı aç yavrum. Hemen bakıyorum. Bu akşam yiyebilirsin ama bundan sonra lütfen çok rica ediyorum beslenmene dikkat et olur mu? Tamam. Söz mü? Söz. Ay. Hoş geldin. Oh, hoş bulduk. Sezai. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Ay nasıl bir trafik vardı anlatamam size. Sezai. Bir baklava getirdim. Bizim oranın baklavası sırf tereyağı. Hayır. Nazan. Açma. Onur sen götür lütfen birine ver. Hayır. Açma şunu. Nedir bu baklava düşmanlığı ayol? Nazucuğum kolesterolümüz biraz yüksek çıktı. Güzide Hanım. Ortalığı dağıttı. Kuru ekmeğe talim ediyoruz efendim. Anlıyorum. Evet. Aşk olsun ben şöyle bir sofra sunuyorum. Sen kuru ekmek mi diyorsun? Aşk olsun ya. Aşk olsun yani nasıl abartıyorsun? Vallahi ben dayanamayacağım bir tane. Yeme şunu. Yeme şekerin kaça çıktı biliyor musun şu anda aç karnına? Zevkim kaça çıktı sen onu biliyor musun? Azucuğum bence onu alma. Güzide haklı. Hı? Yok bırak onu. Kalsın. Hı hı. Tamam peki. Haklısın. İkincisini yememem gerekiyor. Sağlığımıza dikkat etmeliyiz. Hoşça kal. Sen en son ne zaman check-up yaptırdın Nazo? Hı? Nazan. Hı? Nazo. Hı? Nazo. Hı? Ne güzel bir sofra bu ya. Ver şunu bana. Ver şunu bana. Verir misin şunu? Verir misin? Ver. Al. Tamam. Zeyno. Ay, çok güzel. Hadi kızım çorbaları koyalım. Ah sofraya bak. Ay çok güzel. Vay be. Demek artık aşka inanmayacağız. Yani sen bile 8 yaşından beri sevdiğin kızı tek bir kalemle sildiğine göre... Aşk diye bir şey yok. Bir kalemle mi? Öyle Tolga. Yani affedebilirdin. Ya insanlar neler neler yaşıyor affediyor. Sen de bir inatlaşma bir şey. Ya Selin o herifle öp. Bak söyleyince bile delirecek gibi oluyorum yani. Nasıl affedeceğim ben bunu? Ya sonuçta sana dönmedi mi barışmak için? Döndü de ondan sonra ne önemi var? Şu an nerede olduğunu merak ediyor musun? Söyleyebilirim. Söyleme, hayır. Önemi yok neredeyse, nerede? Bana ne? Nerede? Söyleme, hayır. Söylemiyorsun, sakın söylemiyorsun. Ya hiç mi önemi yok? Tolga, Allah aşkına gel. Ne oldu? Dur. Kestin mi? Evet, peçeteyi getir. Dur. Derin mi kestin? Yok. Dur şunu bastır biraz.
Çok derin değil, değil mi? Sıyırdı biraz. Housekeeping müdürüne bir otelden teklif gelmiş Behram Bey. He. Gideceğim diyor. Ya affedersin de... Gitsinler Necati, ne diyeyim şimdi ben? Nereye gidiyorlarsa gitsinler. Kimseyi zorla tutmuyoruz burada. Bence de. CV'lere müsait bir zamanda. Hah, buyurun. Onu şey yaparız, konuşuruz. Hoş geldin. Bir kat aşağı ineceğiz. Artı part. Acıyor mu? Yok. Küçük bir sıyrık sadece. Tolga. Ya Tolga, oğlum seni hala çok 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 seviyor. Neyse, bir şey derdim de şimdi. Behram'la değil mi şu an? Behram'ın yanında değil mi şu an? Behram'ın yanında. Behram'la. Ya babası için gitti. Behram'la arasında bir şey olduğu için değil. Ya yemin ederim. Behram aradı. Dava için önemli bir konu. Belki yardımı olur dedi. Ya yemin ederim. Ben yanındaydım konuşurken. Süper bahane. Çok iyi bahane ya. Oylum böyle zaten. Sürekli yanlış yapar. Sonra ama hep bir bahanesi vardır. Bu sefer bu yanlışı şundan yaptım. Şu yanlışı yok, şundan yaptım. Bir sonraki yanlışı şundan yapacağım. Hep böyle oyun. Senin için annesini karşısına aldı. Gel evlenelim dedi. Bunun hiç mi bir değeri yok? Ya Behram'la şu an. Ne değeri? Belli ki biz mutlu olamayacağız. Zaten belki de böylesi iyi olmuştur. Ne bileyim, ne bileyim, bilmiyorum. İyi falan olmadı böylesi. Ya bu kadar katı olma işte. Ya oğlum bak, çok çabalıyor şu an düzeltmek için. Sen de bir şans ver. Ya en azından benim hatırım için. Tolga. Sen niye bu kadar iyi bir kızsın ya? Çok üzerler seni ha. Tolga lütfen, 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 lütfen. Benim için. Benim için ya. Ne yapayım? Ara. Hadi. Hayır ya. Hayır. Bak. Ya ara işte lütfen. Benim hatırım için dedik. Arayayım mı? Hı hı. Hayır, aramayacağım. Ama mesaj atayım. Tamam, mesaj at o zaman. Ah, yazdım. Bugün sevgimi gururumun önüne koyamadığım için beni affet. Mutlu olabileceğimiz bir yol bulmama lütfen izin ver. Seni çok seviyorum. Çok güzel yazmışsın. Yolla hadi. Göndermeyeceğim. Tolga, hadi, hadi yolla lütfen, hadi. Gönderdim. Böyle işte ya. Yok inat falan yapma artık. Efendim, iyi akşamlar. Hakime teyze. İyi akşamlar Ümit, hoş geldin. Ay, ay canım benim, hoş geldin. Sana sürpriz yapalım dedik abla. Gerçekten sürpriz oldu. Teşekkürler. Canım nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk. Öykücüğüm hoş geldin. Sezai dede. Sana dede diyebilir miyim? Dede mi? O nereden çıktı ya? Tabii ki diyebilirsin. Hadi kucakla o zaman bir Sezai dedeni. Oo canım benim. Canım benim. Bu Sezai abi babasıyla aynı yaşta neredeyse. Onu Tarık Efendi düşünecekti. Dede olacağına baba oldu.
Siz garip bir dönem. Hadi yemeğe oturalım artık. Tabii. Öykü zaten size hediye getirmiş. Öyle mi? Evet. Kendi elleriyle yapmış hem de. Çok gel merak bakalım. Ettik şu anda. Öykü gel. Gel bakalım Öykü. Bu Ölüm ablam, bu Ozan abim, bu Ümit amcam, Zeynep ablam, hepimiz laboratuvar yapıyoruz. Ay çok güzel yapıyoruz. Çok güzel yapıyoruz. Teşekkür ederim Öykücüğüm benim. Canım. Çok güzel. Aa, bana da mı yaptın? Saçıma bakar mısınız? Ay, çok güzel. Saçının basım rengi olduğu için. Canım benim. Bana mı yaptın bunu? Saçlarımı unutmuşsun. Çok teşekkürler. Fakat çok yetenekli ya. Ha? Farkında mısınız? Acaba resim falan mı okusa ya? Ha, Ümit? İnşallah Sezai abi. Bu? Zeynep ablamın. Aa, Zeynep'ciğim. Beni de mi çizdin? Kim? Çok güzel. Seni nasıl çizmiş? Benim heykelimi yapmış, heykelimi. Bak şimdi. Bu da sensin. Bu ben. Bu Ümit amcamın kızı Deniz. Deniz gelince onunla arkadaş olacağım. Şimdi bizi bitirdin işte Öykü. Ben Öykü'ye bir tabak getireyim. Hadi bir bakayım. Ay, güzel yapmış. Ümit. Ablacığım. Öykü'yü biz de çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Ama böyle izinsiz alıp gelemezsin onu. Yapma bunu. Ya yemeğe getirdim. Yemekten sonra götüreceğim zaten. Ümitciğim anlıyorum seni ama... yani ben Deniz'in hasretinden bunu yaptığını biliyorum ama... Doldurma şu gözünü artık. Doldurma şu gözünü. Nasıl girdin o evese? Ya işteyken Öykü beni aradı abla. Saçmalama. Ha. Küçücük çocuk seni nasıl arasın? Aradı ya, sen Öykü ne kadar akıllı bir çocuk. Görmüyor musun abla? İşteyken beni aradı. Size gidelim mi dedi. Sizi çok özledim dedi. Ben de kıramadım. Öyle geldik yani. Ya Ümit. Bakıcısı var bu kızın. Ya bakıcı onun evde olmadığını görürse ne olacak ablacığım? Göremeyecek ki. Yarın öğlene kadar mışıl mışıl uyuyacak. Ne yaptın kadına? Bir şey yapmadım. Ne yaptın kadına? Şey ne yaptın kadına? Ne yaptın kadına? Ben uyku ilacı verdim. Uyku ilacı verdim. Bir şey yok. Allah'ım sana geliyorum ya Rabbim. Sen niye yapıyorsun bunu? Sen bu eve nasıl giriyorsun? Doğal ama. Doğal. %100 organik. Nasıl girdin öyle? Laboratuvarın penceresinden girdim. Açık bırakmış enayiler. Yalnız o bakıcısı bir lahana sarma yapmış abla. Tatsız, tuzsuz. Sırf pirinçte. Sen mutfağı mı karıştırdın? Girmedim mutfağa. Vallahi girmedim mutfağa. Zıkkım ya yok Ümit. Bir şey, yok bir şey. Zıkkım ya Ümit. Zıkkım ye. Yerim. Tamam. Gerekirse yerim. Tamam bıraktım. Ekmek uzat. Sağ ol. Çömez. Hayırdır? Nasıl yani ne hayırdır? Ne geldin öyle çöktün sofraya? Yemek yiyeceğim. Ha. Yemek yiyecekmiş. Tatlı da vereyim mi ablam? Kızım, burası senin kocanın evi değil. Yemek bedava değil. Haydi, haydi. Nasıl yani yemek parayla mı? Parayla ya.
Neyle? Bedava mı olacaktı? Bana bak. Eğer yemek istiyorsan, sofraya oturmak istiyorsan buna katkıda bulunacaksın. Ha, temizlik malzemeleri için de katkıda bulunacaksın, unutma. Temizlik malzemeleri için? Evet. Oho! Abla Sem'e bu galiba. Her şeyi iki kere soruyor. Ha. Bak kızım, yemek için ayrı para, koğuş temizliği için ayrı para vereceksin. Benim param yok ama. Köşede bankamatik var. Gidecek gel. Paran yoksa bilekliğin var. Yani nakit olmak zorunda değil, onu da kabul ederiz değil mi? Bu çok pahalı ama. Yemek de ucuz değil. Hadi, hadi bakalım yaylan, yaylan. Ha. Eline sağlık ablam. Afiyet olsun. Eline sağlık, çok güzel. Al. Başka para vermem ama. Başka verir misin, vermez misin? Onu sonra görürüz. Güzel. Çok tak güzel. Ya. Tak şunu bana, tak. Ay kız, gözüm kaldı. Bırak şunu. Hadi kızım, hadi. Seher abla, bir tabak ver çömeze de yesin. Ha? Oh, afiyet olsun çömez. Kanka, badem ye. Bak, çok güzel bir şey. Benim hayatta en sevdiğim şey olabilir. Badem kadar güzel bir şey yok bence. Ben yiyeceğimi yedim Selin, sağ ol. Kanka nereden geliyor acaba? Kanka kardeş. Kanka kardeşten mi? Alakası bile yok. Romanca'da arkadaş demek. Ama erkekler birbirine kanka diyor. Kadınlara da anki diyorlar. Anki mi? Hı? Sen nereden biliyorsun bunları anki? Ben daha neler biliyorum da senin haberin bile yok. Görmedim hala. Göresi yok demek ki. O zaman yanına git. Bayağı çık karşısına, git yanına işte, yüz yüze konuşun. Yanına mı gideyim? Hı. Ya yüz yüze gelince hallediyorsunuz siz her şeyi, hadi. Tamam, gideceğim. Tamam. Sen de gel. Ben ne alaka ya? Anki, hani anki? Ankiydik. Tamam. Hadi gidelim. Ya ben anneme haber vereyim de merak etmesin. Söylemeyeceğim babamı da, bir haberi olsun. Şarjı bitmiş. Ne? Şarjım bitmiş. Ben şarjı taktireyim. Şunu Gül'e ver de benim odada bir şarjı taksın. Hemen Behram Bey. Oylum. Hah. Niye gülmüyorsun ya? Sevmedin mi burayı? Eğlenmeye gelmedim Behram. Tamam canım, ama hani gelmişken tadını çıkar bence yani biraz. Yok ya, hiç o havada değilim, sağ ol. Tamam, ben de havaya gir diye söylüyorum zaten. Hem sen dansçı değil miydin ya? Değilim. Küstüm ben dansa, dans etmiyorum artık. Tamam, sen dansa yine küs. Küs de. Bana küsme. Bir dakika, bir dakika. Sen nereden biliyorsun benim dansçı olduğumu? Nazo'dan. Nazo'dan. İş birliği mi yapıyorsunuz siz Nazoş'la?
senin kalbine giden yolda bana kim yardım ederse onunla işbirliği yaparım. Hadi gel. Yok, dans etmeyeceğim. Tamam, hadi biraz edeceğiz hadi. İstemiyorum Behram. Bardağı deviririm, daha çok utanırsın. Utanıyor musun? Ya Behram. Utanıyor musun? Tamam ya, duracağım ama dans etmem söyleyeyim. Tamam, hadi. Sen et. Bir daha sana uzunsun demeyeceğim bu arada. Ne? Senden daha uzunları da varmış. Tamam ya, oturacağım ben. Tamam, yeter. Havalar da bir değişik, kış gibi ama böyle hiç yağış yok. Susuz kalacağız bu gidişle. Biz baya baya havadan sudan mı konuşacağız şimdi? Ne konuşalım, acılarımızı mı konuşalım? Artık ne desem de inanmayacaksın, değil mi? Ama yemin ederim, Oylum mutlu değil. Gördün, senin mutluydu işte. Gülüyordu. Ayrıca gülsün yani. Kötülüğünü isteyecek değilim, gülsün. Mutlu olsun, ne diyeyim? Mutlu olsun. Sen de haklısın. Ozan da o kızla mutlu olsun o zaman. Olsun. O da mutlu olsun. Biz de havadan sudan konuşmaya devam edelim. Yalnız bu su meselesi ciddi ha. Cidden susuz kalacağız böyle gidersen. Biliyorum. Baksana, kuru soğuk var. Yağması lazım. Acilen. Söyledin. Ne yalanı oğlum? Niye yalan söyleyeyim? Ya bekliyoruz işte. Nerede babam ya? Ne gelen var ne giden var. Nerede? Hani alemler akıyor? Geldi. Tanıyoruz biz bu kızı. Nereden tanıyoruz? Bana da bir tanıdık geldi. Ben çıkaramadım ya. Buyurun Behram Bey. Şu Tarık Bey'in yanındaki kız kim? Nilden Canutku efendim. Kim? Nilden Canutku efendim. Ne yapar ya? Ne iş yapar? İnternet ünlüsü kendisi.
Ya bu kız benden küçük ya. Küçük ya bu kız benden. Oylu. Sen beni alırsın ya. Hakaretsin ya artık. Ya Oylu. Oylu bir dur, tamam ağlama, tamam. Ya benim annem geçim sıkıntısı çekiyor. Bizim evimiz yok, farkında mısın Behram? Sen ne yapıyorsun ya içeride? Utan ya artık biraz. Tamam lütfen ağlama bak. Bak içim parçalanıyor lütfen. Ben artık aklımı oynatacağım. Vallahi delireceğim artık. Delireceğim ya, delireceğim. Alpay gelsin şunu bir al. Şu Necati Bey'i bir çağırsana bana. Tabii efendim. Şu Tarık Efendi'yi otelin önüne bir koyalım da aklı başına gelsin bakalım. Hayır, hayır, hayır. Yapma öyle bir şey. Ne demek hayır ya? Ya hayır Behram, lütfen. Yapacağım ya. Öyle şey mi olur? Şu soktuğu duruma bak seni ya. Ya Allah kahretsin. Ama bari gözümüzün önünde olsun. Ne olur lütfen kalsın burada. Öyle mi? Tamam. Madem öyle istiyorsun, çocuklar bana söylerler. Hani yaramaz bir şey olursa ben de iletirim sana. Tamam, şu telefonum nerede benim? Fotoğraflarını çekeyim bari. Dur, ben hallettim onu, dur. Nasıl hallettin? Baktım senin gücün yok. Ben de çektirdim çocuklara. Kahvemi aldım, geldim. Uyuyamayacaksın ama sonra. Asıl sen uyuyamayacaksın. Kahve içtikten sonra geceleri uyuyamıyorsun ya. Bu kafeinsiz. Hem daha partiye gideceğim. Uyumamam lazım. Demek ki partiye gidilecek. Partilerde, toplantılarda çok sıkıcı Elmas. Yani sıkıntıdan kendini kesersin, o kadar. Londra'dasın ama keyfini çıkar. Ben çok severim Londra'yı. Beraber gidelim dedim. Çok işim var dedim. Hadi atla gel. Keşke. Ama işler öyle yoğun ki hiçbir yere kıpırdayamam. Ne zaman dönüyorsun sen? 2-3 gün daha buradayım gibi gözüküyor. Ancak hafta sonu yani. En geç. Ne oldu? Kötü bir şey mi? Aksine, çok iyi bir şey. Ama acil ilgilenmeliyim. Kapatmam lazım. İyi. Benim de çok sıkıcı partilerden birine gitmem gerekiyor. Kimler olacak partide? Bilmem. Kraliyet ailesi falan. Kraliyet ailesi önemli değil. Çok güzel kadınlar olması nasıl? Senden güzelini bulamam. Bulunur, bulunur. Ama takılmanı tavsiye etmiyorum. Öyle bir riske girer miyim sence? Aman canım, nereden haberim olacak? Takıl sen. Asla. Hadi, iyi geceler. İyi geceler. 3 yaş küçük ya bu kız benden. Sen bizi geçtin, artık nasıl gözüktüğün bile mi umrunda değil, şu hale bak. Evet, pek de umrunda gibi gözükmüyor babam, doğru. Ya şey, Elmas Hanım arıyor, aç, açsın. Sen attın mı fotoğrafları? Gönderdim, sen bir aç, hoparlör versin. Alo Behram. Bana Tarık'ın şahane fotoğraflarını yolladın az önce. Nil'den kimle? Şey, Nil'den Can Utku. Nil'den Can Utku, Elmas abla kızın adı. Oylum? Evet, evet benim. Ya bu fotoğraflar işine yarar değil mi? Harika, harika. Babanın dosyasını öyle bir kalınlaştıracak ki sabırsızlanıyorum. Ne zaman çekildi bunlar? Şimdi. Şimdi, yani 10 dakika falan oldu en fazla. Nerede peki, mekan neresi? Diber Otel'deyiz. Bir parti varmış, ona gelmişti. Anladım canım, anladım. Hadi görüşmek üzere.
Nereden çıktı onda? Şu karşı masadaki hanımefendi İkram efendi. Hangi hanımefendi? Görüyor musun benimkini? Bana bak, yanında kadın falan var mı? Bak gördüysen söyle, çıkınca sıkarım bacaklarına. Neyse tamam. Sen nasılsın? Kaç aylıksın kızım sen? Beklesene biraz. Sibel, sıra var burada. Tamam, görüşürüz. Al konuş. 2 dakika sabredemedim. Dans edelim. Sonra can. Ya çok istiyorum ama hadi hayatım lütfen. Sonra dedim hayatım ya. Sen çok istiyorsan dansını kendin et. Hadi hadi. Biz sen eksiktin. Belası. Hop hop. İkinci arama yok. Ama ben daha konuşmadım ki. Ne yapalım konuşmadıysan canım? Tekrar sıraya gireceksin hadi. Ama ben konuşamadım. Of da. Amma uzattı ne? Of. Sıra bizde. Sezai Bey, bir bardak daha içer misiniz? Yok Zeynep'ciğim, sağ olasın. İçmeyeceğim. Nazan abla sen? Yok canım, teşekkür ederim. Eline sağlık. Sezai, sen bu Avanos'taki dükkanı kapattın mı? Fiilen kapalı ama resmi başvuru yapmadım. Tabelamız öyle asılı duruyor işte Avanos'ta. Sen artık İstanbul'da oldun Sezai abi. Unut Avanos'u bence. Yok, öyle olmuyor. Ata yurdu orası. Baba ocağı Avanos. Ama... İstanbul başka tabii. İstanbul'da İstanbul. Aa canım uyumuş. Ümit. Hadi eve götür çocuğu. Abla ya bu saatten sonra nasıl götüreyim çocuğu eve? Bak uyudu zaten. Kalsın işte bu gece ne olur. Çok rica ediyorum yapma şunu. Al çocuğu eve götür. Ya evde olmadığını görürlerse vallahi o Tarık beni mahveder. Abla ne olur. Hadi. Hadi. Güzde ben alayım kucağıma yok, onu. Yok yok ben alırım ben alırım. Sezai abi ben hallederim. Gel canım sen. Yavaş gel. Amcım. Aa canım. Canım. Gel bakayım. Gel bakayım sen. Ha. Niye uyandın sen bakayım? Bir de niye uyandın diyor. Sanki çekiştirerek uyandıran benim. Ay niye çekiştireyim çocuğu ya? Aa. Siz de yani. Gidiyor muyuz? Ha gidiyoruz bir tane. Çünkü kendi yataklarında uyuyan çocuklar... Daha hızlı büyüyorlarmış. Hakime teyzen öyle diyor. Evet öyle. Için kalk. Ben de söyledim. Kalk. Zaten. Evet. Hadi. Ay ayakkabıları neredeydi? Ne koydum bunları koydurduk. Az biz de kalkalım. Hadi, biz kaçtık o zaman. Tamam. Güle güle. Hadi bay bay. Seni seviyoruz. Hadi Güzide'cim, görüşmek üzere. Her şey için teşekkür ederim. Güzide, ben de gideyim. Hayır, sen kal. Seninle bir konuşalım biz. Hadi, benim acelem var. Görüşürüz. Tamam canım. Dikkatli ol. Tamam.
Anlat bakalım. Yüzde ben düşündüm. Evet. Sen haklısın. İpek'ten bir şey beklemek doğru değil. Benim harekete geçmem lazım. Benim bir şey yapmam lazım. Evet. Kesinlikle. Bu yüzden... Mektup mu yazacaksın? Doğrudan gideceğim ben. Kanada'ya? Evet. Ay çok güzel, çok sevindim. Gideyim, çıkayım kızımın karşısına, değil mi? Evet. Benim cesaret edemediğim şeyi gerçekleştirdiğin için sana nasıl teşekkür etsem? Ama galiba buna benim mecbur kalmam gerekiyordu, değil mi? Yani ne bileyim, teşekkür etmene de gerek yok aslında. Birilerinin cesaret etmesi gerekiyordu, işte ben ettim. Ama çok sevindim. Kızımın gözlerinde ne göreceğim bilmiyorum tabii. Sevgi görürsem ne âlâ, dünyalar benim olur. Ama hala o nefret yerli yerinde duruyorsa yüzüyle. Yine de bunu bilip kabullenip hayata devam etmem gerekecek. Başka türlüsü sana büyük haksızlık olur, biliyorum. Yüzüyle ben senin sayende tutundum hayata. Senin sayende. Senden önce ben günlerin ucunu bırakmıştım, biliyor musun? Akıp geçsin diyordum. Güzde bitsin benim bu yaralı yarım ömrüm. Hayır, öyle deme, öyle deme. Ben kızının gözünde sevgiyi göreceğini biliyorum. Eminim bundan. O mektup çok umutlu bir mektup Sezai. Kanada'ya gittiğimde İpek boynuma atılırsa baba diye, döndüğümde bambaşka bir Sezai olacağım, eminim. Son nefesine kadar hayatın hakkını veren bir Sezai olacağım. Hakime Hanım, bu resimleri ne yapalım? Buzdolabının üzerine asalım. Umarım o anne babanın elinde bozulmaz o çocuk. Eğer bizden koparmazlarsa bozulmasına izin vermeyiz. Hadi gel. Yavaş yavaş. Gel bakayım. Gel. Yavaş yavaş. Ümit amca. Efendim canım. Beni sen yatırır mısın? Ben mi yatırayım? Olmaz mı? Olur tabii öykücüm ya. Niye olmasın? O zaman bak şimdi. Seninle görünmez adamcılık oynayalım mı? Oynayalım. Görünmez mi olacağız? Ben olacağım. Bu evde sizin evde yani. Ben görünmez adamım, tamam mı? Tamam. Kimse beni görmeyecek. Sen bile. Görsen bile görmemiş gibi yapacaksın. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi o zaman oyuna başlayalım. Tolga? Ne yazdın ya? Ne yazdın ki? Niye sildin ya?
Ne oldu oğlum? Başın göğe erdi mi? Kanıtlayabildiniz mi her şeyi Behram'la? Ya bırak şimdi Behram'ı. Benim derdim Behram değil şu an. Sana gitme dedim. İlle de babamı yakalayacağım. Ya Selin, babamı da Behram'ı da bırak. Tolga mesaj atmış. Ya bir şey yazmış. Yani sonra silmiş ama mesaj atmış. Ne yazdı acaba? Bilmiyorum. İyi mi kötü mü acaba? Ha? Ben nereden bileyim? Ya iki seçenek var. Yani ya ayrılmayalım yazdı. Böyle barışalım yazdı. Ama öyle yazdıysa niye sildi ki? Ya da sinirlendi bir anda böyle işte. Saydırdı bana. Sonra pişman oldu, sildi. Ama yani pişman olduysa da iyi bir şey mi bu? Ya iyi mi kötü mü? Ya bir şey de Allah aşkına delireceğim şimdi heyecandan. Çok mu merak ediyorsun mesajını? Evet, tabii ki evet. Ya Tolga'nın hislerini önemsiyorsun yani. Selim, Behram yüzünden şimdi bana ayar mı vereceksin ya? Zamanı mı yani? Ya ben sana nasıl ayar verebilirim ki oğlum? Sen ayar alıyor musun? Ya yine kendi bildiğini okuyorsun. Ne konuşursam boş seninle. Tamam, ya tamam söylediğin çoğu şeyde haklısın. Bin pişmanım, yemin ederim. Ama şu an onun zamanı değil ya. Ya mesaj attı diyorum. Allah aşkına sen merak etmiyor musun? Delireceğim. Ne yazdı acaba? Arasan mı? Bir şey mi yapsak ha? Çok merak ediyorsan ara kendisine sor. Didikleme beni. Sen niye bana bu kadar kızgınsın? Kızgınım oğlum. Çünkü çivi çiviyi söker diye gittim Behram'a. Ama o çivi bu çivi değil. Seni uyardım. Tolga'ya bunu yapmayacaktın. Ya giderken de söyledim. Çivi falan değil derdim ya. Babam için gittim. Selin iyi ki de gitmişim ayrıca. Ama konu bu değil. Mesaj diyorum. Tolga bana bir şey yazdı. Ya ne yazdı ya? Delireceğim Allah aşkına. Şununla ilgilensene biraz. Kapatmam lazım. Ders çalışacağım. Bir sürü işim var, tamam mı? İyi geceler. Nasıl ya? Ne yazdın ya? Ne yazdın Tolga? Ne yazdın? Aç aç ya. Aç ya Tolga ne olursun lütfen ya. Lütfen. Aramayı reddet. Oylum Yener Soy'u bütün adreslerden engelle. Oylum Yener Soy bütün adreslerden engellendi. İstanbul'un ünlü ticaret avukatlarından Tarık Yenersoy gece hayatında görüntülendi. Kaynağı belirsiz karanlık servetiyle lüks otellerde kral hayatı yaşayan Yenersoy'u çocuğu yaşındaki genç bir kızla partide görenler yok artık bu kadar da olmaz dediler. Vay be Tarık Yenersoy'a bak. Genç kızlarla alemler falan. Para yemeği öğrenmiş. Sen mi yaptırdın bu haberi? Beğendin mi? Bayıldım. Tepkisi ne oldu? Bir tepkisi olmadı. Hoşuna bile gitmiştir.
Böyle şeyleri sever kart zampara. Diyorsun. Öyle. Kimden çekinecek? Adın sanın da taktığı yok. Andropoz'un dibine vurdu herif. Andropoz. Bir tepkisi olsun diye yaptırmadım. Dosyaya girsin diye yaptırdım. Boşanma davasında bu haberlerin hepsi işime çok yarayacak. Çocuğu yaşındaymış. Bu kız oylumdan bile küçük be. Fazla inceleme istersen Oltan Kaşifoğlu. Benim adım Elma Seves. Sen daha beni tanımadın. Öyle mi Elma Seves? Efendim Canan? Avukat hanım, barodan arıyorlar sizi. Çok önemliymiş. Tamam. Bağla. Alo, iyi günler. Ben avukat Güzide Özgüder. Buyurun. Güzide hanım, Kemal ben. Kemal Coşkulu, baro başkan yardımcısı. Buyurun Kemal Bey. Sizinle görüşmemiz gereken çok önemli bir konu var. Tamam, buyurun dinliyorum. Yüz yüze görüşsek iyi olur. Yüz yüze mi? Bir saat sonra olabilir mi? Tabii olur. Kemal Bey, yani konunun ne olduğunu öğrenebilir miyim? Ona göre bir hazırlık yapmam gerekirse. Lütfen yüz yüze konuşalım avukat hanım. Buyurun Sayın Savcım, sizi dinliyoruz. Sayın Başkan, Sayın Heyet. Sanık Yeşim Deniz Eren'le maktule Burcu Karaman'ın aralarında geçmişten gelen bir husumet olduğu ifadelerle sabittir. Dosyadaki görüntülerde de olay mahallinde tartıştıkları aşikardır. Görüntü ve ses kayıtlarının incelenmesi sonucunda savcılık makamı sanık Yeşim Deniz Eren'in Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince taammüden cinayetle yargılanmasını ve tutukluluk halinin devamını talep ediyor. Avukat Bey. Sayın Başkan, müvekkilim o yerde ve saatte olay yerinde bulunan yüzlerce kişiden sadece biridir. Ne olay yerinde bulunması ne de maktule ile geçmişte yaşadıkları tartışma cinayet işlediği anlamına gelmez. Kaldı ki dosyada cinayet işlediğine dair kuvvetli delil bulunmamaktadır. Yüce Mahkemenizden Sayın Başkan, müvekkilimin beraatine karar verilmesini talep ediyorum. Gereği düşünüldü. Karar yaz kızım. Sanık Yeşim Deniz Eren'in taammüden öldürmek suçundan yargılanmasına, ...2.500.000 Türk lirası kefaletle savunarak tutuksuz yargılanmasına karar verilmiştir. Seni yüzünden yaşadığım şeye bak. Ama dur sen, dur. Bunu da yazıyorum hesabına. Lan belası. Murat. Aşkım. Tamam. Hadi geç arabaya, geç. Ay.
Ay Murat çok şükür ya. Çok özledim evimizi, kızımı, her şeyi. Hadi. Kurabiyenden iyi. Anneciğim. Annem geldi. Çok özledim seni. Anne ben de seni çok özledim. Geçmiş olsun, Allah bir daha göstermesin. Çok teşekkürler Hikmet teyze. Al şunu. Hadi ben gidiyorum. Murat bir dakika, bir dakika, bir dakika. Nereye gidiyorsun? Ofise nereye olacağım? Ya Murat biraz para verir misin? Benim 5 kuruş param kalmadı. Para mı? Yeşim ben senin için bugün 140.000 dolar bozdurdum ya. Yaptığın gerizekalı hareketin bana 2,5 milyona mal oldu. Ne diyorsun sen? Çıkarmasaydın o zaman. Kalsaydım orada çürüseydim. Ümidim oydu da. Öykü sensiz yapamaz. Kızımın annesisin maalesef. Çok ağır konuşuyorsun bazen. Tamam bari... İknur teyzenin parasını ver, maaşını ver. Al. Teşekkür ederim, Allah bereket versin. Bu da senin. Çok teşekkürler aşkım. Hadi, hoşça kal. Geber inşallah, uyuz pinti. O gebermeden biz açlıktan ölmeyelim de. Ay gidelim bari bir markete bir şeyler alalım. Ev tam takır kuru bakır. Bakma öyle. Kızım niye bana söylemiyorsun? Kadını atmışsın aylara resmen. Yine iyi kurtardım ben sana diyeyim. Atmadım teyze, atmadım. İttim, kendi düştü. Niye bana söylemiyorsun? Korktum çünkü. Korktum yine bir aptallık yaptın dersin diye korktum. Al işte aptallığın bedelini ödüyoruz, buyur. Kemal Bey, şimdi siz bana müvekkilimin ticari sırlarını ifşa etmekle ilgili suçlandığımı mı söylüyorsunuz? Maalesef şikayet dilekçesinde böyle yazıyor. Ama bu mümkün değil. Ben kimsenin sırrını vermedim. Etik olarak kimseye vermem zaten. Bakın, müvekkiliniz olan Mansay Holding'in ihale teklifindeki miktarları rakip firmaya verdiğiniz iddia ediliyor. Ben Mansay'ın ihale teklifini hazırladım. Evet. İhale sonucu burada. Bu sizin hazırlamış olduğunuz 170 milyon 450 bin küsür dolarlık teklif. Evet. Bu da rakip firma Pedromol Holding'in 170 milyon 420 bin küsürlük ihale teklifi. Arada 30 bin dolar kadar küçük bir fark var. Böylesine 100 milyonlarca dolarlık bir ihalede bu kadar küçük rakamın dikkat çekmesi ve şüphe uyandırması çok normal. Sanki karşı taraf rakip firmanın fiyatını görmüş de ona göre bir fiyat vermiş gibi oluyor. Anlıyorum sizi ama yani bu bir rastlantı olmalı. Ya da ne bileyim ben, belki de birilerinden öğrendiler. Keşke o kadar kolay olabilse. Bakın, bir de bunlar var. Siz rakip firma Pedromol'a girerken burada rakip firmaya müvekkilinizin teklifini sunarken görüntülenmişsiniz. Kısaca siz rakip firmada bu şekilde görüntülenmişsiniz. Ben Pedromol'e gittim, kabul ediyorum. Ama verdiğim kağıt o değil, başka bir şey verdim ben. Yani bu gerçekten tuzak olmalı, bu tuzak. Tuzak olup olmadığını bilemem avukat hanım ama ortada çok çok ciddi bir itham var, farkındasınız. Disiplin kurulu haftaya toplanacak ve sizin hakkınızda bir karar varacak. Merhaba, Tarık Bey ile görüşecektim. Ben kız kardeşiyim, Tansel. Tarık Bey, İsmet Beylerle yemekte. Hangi İsmet Bey? Pedromol İsmet Bey mi? Evet, Salih Bey, İsmet Bey, Tarık Bey üçü yemeğe çıktılar. Nereye gittiler? Sürpriz yapmak istiyorum da abime. İyi çıkardınız gerçekten. Teşekkürler Tarık'cığım. Hadi sağlığınıza. Hadi bunu açarız. İşbirliğimize. İşbirliğimize. Yalnız ben Güzide Hanım'a şaşırdım. Neyine şaşırdın?
bu kadar çabuk düşmesin. Hani biraz daha uyanık olur diye bekliyordum ama hemen yedi ya. O Tarık'ın ince zekasından Salih. Öyle bir plan yaptı ki kim olsa yerdi. Eyvallah. Harbiden yerdi ama. Eyvallah canım. Hadi sağlığınızla Tarık'cığım. Dur ya, kafayı bulacağım. Sağlığınızla. Baro başlatmış mı soruşturmayı? Çoktan canım. Tabii ki. Ya Tarık sen de az değilsin ama senden korkulur yemin ediyorum bak. Sen de benden aşağı değilsin. Senin eline su dökemeyiz. Değil mi İsmet? Kesinlikle. Çok iyi oldu, çok. Al canım. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Öyle işte. Tarık yine tuzağa düşürdü beni. Tamam, kötü bir şey olmuş ama yani hemen şey yapma. O iki adam, Salih'le İsmet değil mi? İsmet daha da evet. Tarık'ın müvekkili. Öyle nereden biliyorsun? Şüphelendim çünkü. Yani tuzak olmasından şüphelendim. Tarık'ın bürosunu aradım, sekreteriyle konuştum. Nerede Tarık dedim. O iki adamın adını verdi. Yemeğe çıkmışlar. Ya dur bakalım daha ortada hiçbir şey yok. Belki de disiplin senin lehine karar verecek. Olamaz mı ya? Önce rüşvetçi hakim. Şimdi de müvekkilini satan avukat. Tarık'a yetmiyor. Yetmiyor. Yatacak yeri yok yemin ediyorum. Ah canım benim. Can. Sıkma canım. Ha? Üzme kendini. Tamam. Ali, ne yapıyorsun? İşe çok geç kaldım ya. Niye? Sen şef değil misin? İstediğin zaman gidersin işe. O iş öyle olmuyor oğlum hanım. O zaman sen Oltan'dan aferin almak için gitmiyorsun o iş yerine. Yani bir açığını bulmaya çalışıyorsun. Unutmuyorsun değil mi? Kızım kötü çalışayım da adam beni kapının önüne mi koysun? Ha? Açığını bulma şansımı da kaybedeyim. Tamam, onu da demiyorum da yani. Neyse, buldun mu bir şeyler? Buldum. Buldum da benim daha büyük bir şey yakalamam lazım. Neyse, sen ne yapacaksın? Evdeyim. Ders çalışırım herhalde yani. Ne yapacağım başka? Hadi görüşürüz. Hadi. Ozan, Ozan! Ne oldu? Kötü bir şey mi var? Ya bu ne? Ya yine ya yeter bu ne? Şuna bak. Ne bu ya? Rüşvet aldığı için hakimlikten asılan Güzide Özgüder Yenersoy yeni bir skandallı gündeme geldi. Para yemeye doymayan eski hakiminin bu kez de müvekkilinin bilgilerini sattığı öğrenildi. Baronun hakkında soruşturma açtığı Güzide Özgüder Yenersoy'un avukatlık ruhsatını kaybetmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ne yapacaksın peki? Valla elmasa bırakacağım o halletsin.
Sezai. Yüzde günaydın. Günaydın. Havalanına gidiyorum ben. Haber vermek istedim. Kanada'ya. Aa, ne zaman vize aldın? Vardı vizem. Almıştım bir zamanlar lazım olur diye. Kısmet bugüneymiş bak. Niye bana söylemedin? Geçirmeye gelirdim. Geçirmeye gelme diye zaten. Güzde benim bu yolculuğa yalnız çıkmam lazım. Bu benim mazimle hesabım çünkü. Anlıyor musun? Tabii anlıyorum. Sen nasıl istersen. İnince mesaj atarsın. Tabii ki. Mutlaka atarım. Hoşça kal. Hoşça kal. İyi yolculuklar. İyi günler. Ehliyet ruhsat. Bir sorun mu var? Bizimle geliyorsunuz beyefendi. Bir sorun mu var? Merkezde öğrenirsiniz. Araç burada mı kalacak? Bir dakika, ben avukatım. Bir yanlışlık olması lazım. Merkezde öğrenirsiniz dediğim gibi.